Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler F-16 satışı için Amerika'ya çağrı yaptı ve artık sürünceme de kalmasın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü süreç için hassas çalışıyoruz dedi ve satışın resmileşmesi için yorum yapmak istemedi. Miller, İsveç ve F-16 konularının bağlantılı olmadığını söyledi. F16 düğümü bir türlü çözülemiyor. ABD için F16 satışının resmiyete dökülme süreci hala belirsiz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e göre de sürecin sürüncemede kalması kabul edilemez. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler F16 satışı ile ilgili konuştu. ABD'ye çağrı yaptı. Somut adımlar bekliyoruz dedi. ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımıyla 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması ipe un serme yaklaşımı kabul edilemez. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a günlük basın toplantısında F-16 süreci soruldu. F-16 satışının resmiyete ne zaman döküleceğini belirsiz bıraktı. Yorum yapmak istemem dedi. Yönetim olarak F-16 satışıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmüyoruz. F-16'larda dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalışıyoruz. Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem. Miller'a göre iki konuyu ilişkili gören ABD kongre üyeleri. İsveç'in NATO üyeliği ise Aralık ayında Dışişleri Komisyonu'ndan geçti. Şimdi gözler genel kurulda.